Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben şöyle bir cümleyle başlamak istiyorum ama konum o değil. Öyle bir garip zamandayız ki ve öyle bir anlayışımız var ki vesile gaye olmuş, gayeler vesile olmuş. Tuhaf ya. Yani Allah yardımcımız olsun. Amen. Vesileler gaye hizmet etmesi lazım. Gayenin yüksekliği, kıymetine göre vesile de değer alır. Ama öyle garip zaman ki vesile gaye olmuş, gayeler devre dişi olmuş. Mesela İslam gayedir, cemaatler vesiledir. Risale-i Nur anlamak gayedir, dersin şekli vesiledir. Mesela tarikatta da herkes kendi dünyasında aynı şeyi çoğaltır. Böyle mesela başka fıkıhta yapayım. Farzlar gayedir, nafileler vesiledir. Nafilelerle yanaşırsın. Diyor ya mesela farzlarla Allah yanaşmak değil, nafileler, farzlar nedir? Aslı vazifendir yani. Şimdi bu akşamki mevzumuz ahlakı bir sorun olan, ahlakı bir soruna dönüşmüş olan kangren gibi bir sıkıntı, tenkit. Ama Allah'ın yarattığı her şey de ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Tenkit çok büyük nimettir, çok büyük de felakettir ve beladır. Nimettir yani. Nimet ise nimet oluyor. İman olabilmesi için küfür lazım. Küfür yoksa iman da yoktur dünyada. Çünkü iman bir şeyi terk etmeyle ortaya çıkandır. Tenkit mesela zıttını barındırıyor. Şöyle diyeyim. Vücut Adem'i de barındırıyor. Vücut Adem'i barındırıyor. Mesela beyaz diyebilmen için 7 tane rengi bilmen lazım. Kırmızı değil, mor değil, yeşil değil, turuncu değil. Yani bu değil, bu değil, budur. Bir kırmızı diyorsun ama mavi demiyorsun. Maviyi de barındırıyor. Şimdi tenkit o kadar geniş bir saha ki neresinden başlayacağımı bilmiyorum ama ben bir vecizelerle başlayayım. Ahlakı sorun dedik ya, ahlaki. Ahlak sorunu bu. Ve hele bu asırda insanların pleyirine basma. Hemen grrrt diye başlıyor tenkit. Bu cemaatler arasında, kişiler arasında uygulamayacağız. Benim en çok sevdiğim kişi iç alemini uygulayacağız. Bir de aile. Dışarıda işimiz yok benim. Ne olursa olsun bütün derste benim şeyim, meşrebim, kendim ve aile. Her derste tevhid dahi mutlaka bir psikolojiye giriyor. Bu da öyle olacak gibi geliyor. Bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi, kardeş deyince hizmetteki kardeşi düşünme. Senin bacında, ananda, eşinde, aşın, işin bunlar Müslüman kardeşindir. Eşin Müslümandır. Kardeşindir. Hep böyle dışarıya gidiyoruz aklımız. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünden fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Lemalar 160. Yani öyle bir tavır takınıyorsun ki öyle kral benim yani. Fazilet furuşluk nevinden Allah bir derece nasıl olmuşsa getirmiş de masaya seni. Az imkanlar vermiş. Zaten öyle diyor ya Hazreti Ömer mi diyordu radıyallahu anh. Ya Hazreti Ali midir ya Hazreti Ömer. Bir insanı en iyi tanımlayan şeylerden bir tanesi de veril makamı uzaktan seyredin kim olduğunu. Her makamı, makamı ver bakalım. Hazreti Peygamber'in hadisi var aleyhissalatü vesselam. Seyahat edin.
ticaret yapın. Bir de onunla yemek yiyin diyor ya. Bakayım o yemekte kaşığıyla böyle etleri bu tarafa böyle un tarafını böyle itiyor mu? Oradan veri belli olur. Mesela soğanı vurdum. Mutlaka cücük bir tarafa kalır değil mi Yusuf Bey? Evet. Yani ikiye bölünmez cücük yani soğanın içi. Yarıya bölünür soğan ama bir tarafa cücük. Bakalım o yumruğu vuran soğan cücüğün hangisine verecek? Kendisine mi oraya mı? Hemen belli eder. Oradan belli. Başka? Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Ne olur eşine uygulayalım. Dershanede herkes kendisine. Peki kendime uygulayayım. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayın. Yani ev içim adamım, ben beceremem, ben yapamam. Niye böyle tenkit ediyorsun o kadar? Niye yapamazsın? Olur. Olmuş bu işin. Böyle olması lazımdı. Rüştü abi rahmetli. Abi dedim, niye böyle oluyor? Baktı da böyle yapardı. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdı. Niye hep böyle kendini tenkit ediyorsun? Yapamam, beceremem, benden bir şey olmaz. Niye olmaz? Niye yapamaz? Olur. Demek ki ikide bir ters gidiyorsa, bu senin şu anda ara vereceksin demektir. Veya senin işin değil, başkasının işidir ya. İkide bir kapıyı çakıyorsun gibi. Ya kayıyor, ya tahtaya vuruyorsun, olmuyor. Tamam da senin işin değil demek ki bu. Ters gitmiyor, senin işin değil bu. Senin işin değil bu ya. Evet, o işin ilimini öğrenmek lazım. Tabi ya, senin işin değil ya. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Niye? Çünkü tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Amerika'ya et, Rusya'ya et, dinsizlere et, İsrail'e et, İngiliz'e et. Hiç, hepsinin toplamından daha şer olan İngiliz. İngiliz, İslam'ın ezeli düşmanı diyor. Yani tenkit edilecek olarak o kadar şey var ki, bağla 124. Sahi ki tenkit, tamam da tenkit hem nimettir, hem nikmettir. Yani hem büyük nimettir, hem başa büyük beladır. Peki, tenkit acaba iyi olduğu taraf hangi taraftır? Nasıl anlayacağız? Tenkit içimizden coşma var. Öyle kırma dökme, adeta intikam alma, öç alma gibi. Ondan sonra nasıl anlayacağız? Sahi ki tenkit aşkı hak, arzuyu tenzih hakikat olmak. Selefi salihinin tenkitleri gibi. Tenkit herkes şahit olur ki tenkit aslında birbirine nakşetmektir Arapçasında. Birbirini yapılandırmak, eksikliğini göstermek, eksikliğine ayna olmak. Tamam, en güzel tenkit, fiilen doğrusunu yapmak. Nakşetmek yani, birbirine nakşetmek. Arzu-i tenkit yani hangisidir? Aşk hak olmalı, hak aşk olmalı. Sonra arzu-i tenzih hakikat yani hakikat ortaya konulurken tenzih etmek, ona konulan gubarın, tozların kurtulması, temizlenmesidir. Hakkın öne çıkmasıdır. Öne çıkartılma faaliyetidir. Yani Ahmet Mehmet değil, bak bunu böyle yapıyorsun ama bu İslam'a zarardır. Bu davaya zarar verir. Bak bunu yapma. Birincisi neydi? Aşkı hak olmalı, yani fertten ferde. İkincisine, hakkın üzerinde konulan, kapatılan şeylerin üstünü açmaktır. Peki böyle bir tenkit var mı? Selefi salihindeki ulemanın birbirine karşı tenkitleri budur. Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh, tenkit birbirine nakş olmaktır diyor, nakş etmektir hakikatleri. Yoksa şu anda anladığımız sokak tabiri değil tenkit. Tenkit böyle. Hiç sanki şimdiki anlayışla hak vermemek, hiçbir tarafını şey yapmamak, güzelliğini de görmemek, takdir paldır küldür kırmak. Yani tenkitte şöyle bir cümle vardı. Bir
Model düşünün şimdi, bir model çizeceğim. Küçük şeyleri büyüten kim bu? Büyük şeyleri de küçültendir. Küçük şeyleri hemen büyütüyorsa, peki büyükleri de ne yapacaktır? A eşittir B ise, B eşittir A'dır. Yani ne demek istiyorum? Basit bir şeyi hemen süt gibi kabarıyor. Yani hep kendi misal, başkasını şey yap. Süt nedir böyle? Yani oturursun dakikalarca. Ya şimdi bir çay koyayım dersin Yusuf abi. Veya bir su alayım diyene kadar abi döndün. Şat diye kıyamete kopardın. Artık ocak mocak gittin. Lan biraz önce buradaydık ya. Böyle bir şeydir ya. Küçük şey. Bir anda kabarmak. Demek ki bir de bakıyorsun, peki büyük küçültme nasıl oluyor? Ya bu kadar güzelliği var. Ben mesela hoşunuza gitmeye tarafım var mutlaka. Mümkün değil ki ya. Öyle tenkit hastalığı var ki bu asrın, ruhsal bir hastalıktır. Vallahi bu insanlara Resulullah gelse bile ondan da kusur bulurlardı. Yani tenkit ettiği ile haklılığını göstermiyor ki, kendisi gözlü siyah. Gözlü renkliyse karşıyı renkli görecek. Resulullah inan, yaşasaydı ekseriyette şu şehrin şunu diyeceklerdi. Entari giyiyor ya. Ondan sonra her istediğini isteyecek. Ya Resulallah, Allah'a dua et şunu bana versin. Yani her istediğin olsa bu dünyanın tadı yok ki ya. Ahirette bir şey kalmadı ki. Şimdi öyle dedim ki bir tanesi, ya hocam diyor Rize'de oluyor. Ah Resulallah olsa, ah bu. Ulan dedim şüphelendim bu adam ya. Her derste öyle diyor. Dedim ki, Hüsamettin abi ne yapacaktın Resulullah sağ olsa? İnsan merak edeyim. Tam da hakta ne yapacaktın? İsteyecektim. Ne isteyecektim? Bunu bir sayede, başka bir şey kalmadı ki ya. Lan bunlar bu dünyada olmaz ki. Bunlar ahirette olur. Ben diyor sahabe olsaydım yanında, şunlar istedim. Onlar nasıl istemedi diyor ya. Bana denk geldiği gibi bir tanesi vardı. Hocam dedi, dairenin nurunun dışında olanlar hoca diyor. Daire içinde abi veya kardeş diyor. Hocam diyor, seni duydum diyor. Evliya olmak için diyor. Hiç unutmuyorum. Ne lazım diyor. Ne yapacaksın evliya olmak? Ben evliya olmak istiyorum. Zannedersin onu hakikaten evliya olmak. Yani adam evliya için istiyor. Merak ettim. Ne yapacaksın evliya olmayı dedim ya. Ya dolmuşlardan kurtulurdum. Adam evliyalığı onun için istiyor. Dolmuşlardan kurtulurdum diyor. Bu kafa nasıl evliye yapsın Allah? Resulullah'a gidecek bu kafa. Ya Resulallah beni evliye yap. Altyapı yok ki. Yani iyi ki bu asırda yok maddeten. Çok çok sıkıntıya sokardık onu. Ya, abuk subuk şeyler isteyecektik ya. Allah muhafaza etsin bizi. Başka en müthiş maraz ve musibetimiz. Maraz, ruhsal hastalık. Mesela tenkit o kadar büyük nimet ki bak, hakikat ortaya koymak, eksikliğini göstermek, hakkı tozlardan, hücumlardan kurtarmak iken ama belada olmuş. Şefkat da öyle biliyor musunuz? Büyük nimet, insanlı ilişkilerde ne kadar ciddi bir mesele. Fakat ifrat-ı şefkat, Kastamonu 75'te maraz-ı ruhidir diyor. Ruhsal hastalıktır. Her şeye acıyor, her şeye acıyor, her şeye acıyor. Allah! Hastalık bu. Veya abdest alıyor. Tamam. Çeşmenin altına koymuş. Vay be, uzaktan gören adam. Ulan ne takva ya. Nasıl bir abdest? Bir tanesi dedi bana. Ya hocam şu adama bak ya dedi. Şadıvan'da biz öğleyine girdik. Çıktık hala abdestte Şadıvan'da. Ya biz de abdest mi alıyoruz dedi ya. Dedim ki Muammer hangi adam dedim. İşte beraber bak dedi, beraber girdik dedi. He Şadıvan'da. O zaman da ben orada duruyorum ya. Ne yapıyor? Allah. Niçin acımıyor? Su da akıyor ya çeşmeden. Soğutma makinesi de olduğu için anlamıyor. Yani bu hastayı, adam hasta. Bunu böyle yapan hasta. Allah böyle mi yap dedi. Buna bile özeniyoruz. Sebebi cahiliz de ondan. Buna hastalığına özeniyoruz. Ah ben de öyle olsam. Yani öyle hasta olsam.
Hasta değil, hasta. Şimdi en müthiş maraz, örnek verdim ikisini, asla tenkit, yani bunun alası yok ama bilelim diye, ifrat-ı şefkat maraz-ı ruhidir. Ruhsal hastalıktır. En müthiş maraz ve musibetimiz celbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Celbeze de şu. Şimdi Yusuf, beraber yapalım. Benden hiç iyilik olmadı mı sana? Olmuştur. Yani ama bir sürü de eksikti mi? Beşeriz de. Beşer demek şeylerle, zıtlarla doludur. İnsan değiliz daha. Evet. Ne kadar beşer, yani zıtlardan sıyrılırsak onun adı insandır. İnsan ayrıdır, beşer ayrıdır. Şeylerle dolu bir paket. Ha, ne kadar sıyrılırsak o kadar insanım. Bu aleme beşer, insan olmak için gelmiş. Peygamberler insanları insanlık makamına çıkaracak. Şimdi eksikliklerim de var. Bilmeden veya bilerek dahi olsa kalbini kırdım. Ben hep o muyum? Allah'ın adaleti böyle mi? 13. lemada ne diyor? Muvazeni amel var. İyiliğini, kötülüğünü bir tarafa koyuyor. Hangisi galipse ona göre muamele ediyor. Öyle değil mi? Şimdi biz mesela bir kötülüğü gördük. Veya bize göre bir kötülük. Atıyoruz çöpe ya. Yani insanlar arasında demiyorum. Eşimize de böyle yapıyoruz. Bilmiyoruz. Bir de hani diyor ya küfüf denk. Denklikte ben eskide bununla çok uğraşıyordum. Evlilikte arkadaşlar birincisi diyanet, ikincisi seciye, üçüncüsü sanat. Yani sanatı yaptığı işi biliyordum ben. Değilmiş yani. Nedir biliyor musun? Ulema-i İslam, Selef-i Salih bütün ulema evliliğin birinci şartı küfür olması için denklik, din birliği olması lazım. Ustad Bediüzzaman Hazretleri ikinci derecede koyuyor. Her yerde öyle diyor da %99 Kastamonu'da bir yerde diyor ki seciyete mi diyanete birinci sıraya ahlakı koymuş. Ahlak. Namazı var, dindardır veya tesettürlüdür veya ben sakallıyım, cübbeliyim ama ahlakım yok yani. Geçim yok. Ahlaksızın birisiyim ya. Aman sen namazında aman uzak dur dettiriyorsa. Bu seciyesi düşük. Yani seciye, sanat nedir biliyor musun? Bununla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Sanat kendini yönetebilme becerisiymiş. Kendini yönetebilme. Birincisi seciye, ahlakı sorun. İkincisi diyanet. Üçüncüsü seciye, sanat. Kendini yönetme. Yönetebilme melekesine sahip. Mesela bu da susmak anlamında değil. Olayları iyi tanımlamak lazım. Mesela aile hayatını dedim ya uygulayacağız. Evde kavga olmasının mesela iki tarafında suçu yok. Doğasında var olan bazı şeyleri bilmemekten kaynaklanıyor. Ben hemen kısaca bir işaret edeyim. Dedi ki ev uygulayacağız. Mesela erkeklerin hey heylerinin geldiği gün kameri aylara göre safer ayındayız değil mi şimdi? 13, 14, 15. gün. Bu günlerde Peygamberimiz Aleyhisselam oruç tutun diyor. Az zararla atlatın. Bu günlerde eski günlerin 13, 14, 15. bugün 12'si. 12'si mi? Yarın. Yarın cumartesi. 13, 14, 15. Bu günlerde hanımlara diyor ki fazla bu adamlara yanaşma. Bu adamın sözünü davranışını fazla kale alıp da tenkit etme, bağırıp çağırma. Bu günlerde kadına diyor ki bu gözün, bir gözün kör, bir kulağın sağır olsun. Eyyami bil. Bak, eyyami biz ya. Bunun fıkıh kitaplarını görürsünüz. Tamam, bu bize bakıyor. Hanımlara da malum günlerinde, bir gün veya birkaç gün önce, ama o günlerde diyor ki Cenab-ı Hak adeta, ben diyor bunlardan
bu ne kadar bir süreç olduğunu sen bilmezsin diyor. Namazı ve orucu kaldırıyor. Benim namaz ve orucu, ibadeti kaldırıyorum da sen kendine mutlak itaatı nasıl kaldırmıyorsun ya? Ben kendime itaatı kaldırdım. Kaldırdım. Bazısını kökten kaldırdım. O gün kılmadı namaz, kazasını istemiyor. Yani bir tanesi namaz, bir tanesi oruç ya. Nedir o? Bir tanesi konuşmak, bir tanesi davranış. O gün kaldırıyorum. O gün konuştuklarını kale alma. O gün yaptıklarını kale alma. Olumsuzluklarını tabii. Çünkü bu biyolojik bir yapıdır. Niye girdim bu mesele? Kardeşim, musibetimiz, tenkidimiz celbeze ile bu olayları bilmemek. Yani sanat var ya, sanat. Kendini yönetememek. Nasıl olacak o? Ya arabayı yönetememek. Ahlakla alakası yok. Sanatla alakalıdır. Nedir o? Arabayı tanımıyorsun. Kullanmayı bilmiyorsun ki. Arabayı kullanmayınca, ahlaklı da olsan, evli olsan ne olur? Çok kaliteli alimsin. Arabayı kullanamıyorsan götüremezsin ki. Bu evliyalık, alimlik değil ki. Araba bu ya. Evlilik arabadır ya. Sanattır. Gavur da götürür bunu. Belki de çoğu Müslüman da neyi götürüyor? Sanatkardır da ondan. Ha? Sanatkarla zanatkar farklıdır. Bu maddi şeyleri yapmak zanaattır. Hadiseleri Allah ile yorumlayıp ona istinad etmek sanattır. Elma sanattır. Bu zanaattır. Farklı şeyler bunlar. Şimdi yöneteceksin. Evde sıkıntı var. Bunu bilmesen nasıl sıkıntı olmayacak ki? Ya bana nasıl diyor? Ne oldu ya lan? İçtin mi ya diyor ya durup dururken. Bunlar bana nasıl sayıyorsun ya? Tamam, gayet normal. Bir gözün kör, gerekirse iki gözün kör, sopayla dolar, iki kulağın sağır olacaksın. Bak. Hemen bana böyle mi yaptın? Tenkite sarılmayacaksın. Mustafa biraz da oldu değil mi şimdi? Bundan sonra biraz da akıllı olacağız değil mi? Yok ya, o zaman Allah kaldırıyor ya. Allah kaldırıyor. Bizde fiil kaldırmadı ha. Hastalar ben toplamasın. Ya, değil mi? Bir de celbeze. Celbeze ne? Hakkı batıl, batıl hak gösterecek kadar. Hakkı batıl. Batılı da hak. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru. Mesela gider ne yapar? Şu bir atayı güder, 2 sene önce düğünde de böyle demiştin. Ha arabaya binerken o laf demiştin de anlamamıştım. Şimdi anladım. Bunlar hep celbeze ya. Oldu da onun için söylüyorum. Ne oldu? Bir münakaşa oldu. Ben anladım, anladım sen bana. 3 sene önce arabaya binerken o lafı dedin ya. Ne dedim? Hangi lafı? Falan. Ne olmuş? Şimdi anladım ki bunun için demiştim. Bunu al. Bunu ima ediyordun. Öyle mi ya? Hiç düşünmemiş. Hala 3 sene orada mısın? Bunun adı celbezedir. Mesela şöyle, kaç yaşındasın? 30. 30 seneden beri, 30 sene demeyelim, 5 sene çıkmıştın veya 10 yaşın, 20 seneden beri yemek yiyorsun. Yemeklerde bu kadar tuz var. 20 senedeki kullandığın tuzu bir anda yesen ne olur şimdi? Komaya gider gidersin. Ama 20 seneye dağıtırsan gayet de güzeldir. Tenkit de böyle olmaz. Yani kusurlar böyle olmalı. Kusurları toplarsan hepsini bir araya, 20 senede yemeğe kattığı tuzu bir araya toplayıp yemek gibidir. Celbeze bu. 2 sene önce öyle demiştin, 7 sene önce şöyle, o arabada böyle yapmıştın, düğünde de şöyle gitmiştin, düğün yemeğinde şöyle yapmıştın. Hepsini toplatılıp sanki şimdi demiş. Bunun adı celbeze. Bir de gurur. Acayip. Hey. Gurur. Her istediğim olacak. Herkes evin efradı beni sevecek. Eve uygulayacağım dedim ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Herkes beni sevecek. Herkes bana mutlak itaat edecek. Ya Allah Allah. Ahmediye'de yazıyor galiba. Dervişin birisi icazetini almış Hasan. Artık medresesine gidecek. Şeyhine demiş ki efendim demiş. Son tavsiyeniz nedir demiş.
gidiyorum. Burada mısın? Ula, gitme otele. Demiş ki Şeyh'i, ondan demiş, Şeyh'i ne demiş böyle? Oğlum demiş, gideceğin yerde Allah'lık davasında bulunma, peygamberlik iddiasını yapma. Fesubhanallah. Allah'lık davası, peygamberlik iddiası. Adam erir ya, adam çöker ya. Bizim abi bize böyle dese var ya, ya ben acaba buna bunu söylettirecek ne yaptım ya? Ben kahrederim vallahi ya. Efendim demiş, bu ne demek? Herkes beni sevsin demek Allah'lık davasıdır. Herkes bana itaat etsin de, ha, herkes bana itaat etsin demek Allah'lık davasıdır. Herkes beni sevsin peygamberlik iddiasıdır. Müslümanlar peygamberi sevecek. Ama herkes Allah'a itaat edecek. Ama ben diyorum ki herkes bana itaat edecek. Olur mu öyle bir şey ya? Nasıl itaat olur mu ya? Bu gurur böyle yapıyor. Bir daha örnek vereceğim gururun rezilliğini. Gurur kafirlere karşı olursa izzetli nefistir, nimettir, ahlaktır. Kafire karşı, tamam mı? Zengine karşı fakirin izzetini koruması, gurur, nimettir. Mesela Kırıkhan'da olmuş, keçi kaybolmuş. Ben oradayken. Keçi kaybolmuş, keçi arıyorlar. O var ya, taşın üzerinde, orada Şahin çok var. Kırıkhan Amikovası'nda. Taşın üzerinde bir kuzu gibi bir şey duruyor. Demiş bir tanesi, aa kuzu diyor, demiş o Şahin. Kuzu ya, Şahin. İnat ya, inat, gurur. Yaklaştılar ki pat patat uçtu. Bak gördün mü Şahin? He öyle ama değil. Öyle ama değil diyor. Nedir? Gurura bak. Böyle bir tenkit. Tenkidi eğer insaf işletirse hakikati rendeşler. İnsaf nısıftan geliyor. İki taraf da bilmiyor. İnsaf nısıftır. Yarılamaktır. Hangi taraftan ben ortadayım? Hangi taraftan hak gelirse ben onu tasdik edeceğim. Hakikati rendeşler. Hakikate şekil verir. Mesela bir keresteye kapı yapacaksın. Rendeş dersiniz. Yani gayene uygun yaparsın. Eğer gurur istihdam etse tahrip eder parçalar. Demek ki tenkidi insaf işletirse hakikat ortaya çıkıyor. Kapı oluyor. Ama onun da yeri var. Mesela hususi dersin. Eğer umuma zarar verecekse ben bir şey söylemişsem yanlış. Burada bana demen lazım. Yani ya öyle dedin ama bu dine biraz zıt. İtikada ve amele zarar bir şey söylemişsem. Ama yok. Konuşma arasında yapılan şey hususi dairemde söylersin. Birbirimize de öyle yapacaksın. Yani yeri ve zamanı çok iyi becermek lazım. Böyle bir de farklı bir eda ile, uslupla değil. Ustad diyor ki, yakamızdaki yılan ve akrebi gösterseler, gurur olmamak, inat olmamak, garaz olmamak şartıyla minnettar oluyoruz. Şimdi başka yer okuyayım. Kastamonu 246'dan okuyorum. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yani dersi sakın harici şey yapmayın. Mutlaka eve uygulayın. Kimin sorunun var? Babaanne. Anneanne mi öyle düşünerek dinle. Ben kendimle sorunum var. Böyle bazen çok aşağılıyorum kendimi. Bazen de kendime mükafat veriyorum. Bak bunu yap, sana kahve var bak. Bugün dedim ki bak biraz sabret. Bak şunu da bitir, bunu da bitir. İnan söz veriyorum. Yarım kavun var. Adama ziyafeti de çektim yani. Ama adam da bana hizmet etti. At gibi bindik yani. Şimdi kendine döndürdüğün zaman tahripçi olmayacak dinle. Ben yapamam. Tekrar söylüyorum. Edemem, beceremem. Ben kim bu ne? Hayır. Allah da seni bir model olarak yaratmış. Senin de yapacağın şey var. Binler teessüf ki şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz bir çare ehli ilim. Ve ehli diyanet sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Görüyor musun?
Bir daha. Binler teessüf ki şimdi müthiş ilanların hücumunda, böyle bir hücumuna maruz bir çare ehli ilim var, ehli diyanet. Yani Müslümanız, dava iddia ediyoruz değil mi? Dava arkadaşlarıyız. Sineklerin ısırması gibi davaya göre beşeri kusurlarımız var. Eksikliklerimiz var yani, var tabii. Bir sürü kusurumuz var. Ama beşeri. Onlar sineğin ısırmasına benzer. Adeta böyle sineklerle uğraşıp diye. Orada canavar gelmiş, seni yutacak, kale almıyor. Lan canavar gelmiş ya. Seni yutacak. Sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek, ya bu böyle değil mi ya? Diyor. Tamam öyle olsun. Dolayısıyla bundan dolayı küllü men aleyha falan üstünü çiziyor. Sinek ısırması gibi cüz'i kusuratı, beşeri kusuratı bahane ederek. Lan Allah diyor bu ya. Nasıl düşman oluyorsun? Peki Allah seviyor bunu. Allah'ın sevdiğine düşman olursan tehlike değil mi ya? Ya niye? Allah'ın sevdiğini nasıl bileceksin? 5 tane hadisi kutsi hatırımda kalmış. Çok vardır. Risale'de de değişiktir ama ben Risale'de değişiktir. Mesela bir Allah bir kulunu severse böyle istihdam eden şu. Bir sürü yerler var. Ama hadisi kutsi daha yüksek makamdan gösterdiğim için. Allah bir kulunu severse yani tenkit ediyoruz da kime ediyorsun bak. Bir. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Sen kusurlarını ne kadar görüyorsan Allah seni o kadar seviyor. Ben peki ne kadar görüyorum sen bilmezsin ki ben de seni bilmem. O zaman tenkit etme. İki. Allah bir kulunu severse sevdiğini sevdirir. Üç. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Namaz kılıyor. Hele hele biraz da ileri. Dine hizmet ediyor. İşi bu. Yani sen belki hoşuna gitmesin yani. Yıldızınız tutmaz ama adam Allah'ın dinine hizmet ediyor. Ediyor. Niye ediyor? Sana ne? Ne ediyor seni? Kalbini mi yardın? Ediyor işte. Allah sevmeseydi dinine hizmetçi seçmezdi onu. Alavera dalavera ile hemen dışarıdaydı. Tamam. Allah bir kulunu seviyorsa namaz kılamazdı ya. Allah 9. sözde geçiyor. Bir nevi huzura kabulün olan namazıyla Allah sevdiği ruhunu huzuruna kabul eder. Allah da sevdiği ruhun alameti nedir? Ruhu, onun ruhunu huzuruna kabul eder. Kabul ettiğine delil nedir? Namaza durur. Sözler 42. sayfada bunu izah ediyor. Yani ezan vakti ruhlar yükselir. Huzura kabul edilen ruhlar arzda namaz kılar. Kabul edilmeyenler kılamazlar. 9. söz. Bir nevi huzura kabulün olan namazıyla. Kabul edilmedi. Niye peki etmedi? Ben de onun için kılmıyorum. Hayır. Liyakatın yok. Sen ihtiyarınla bu hale getirdin. Allah seni sevmesini istiyor musun? Çok kolay bu. Sevdiği işleri, sevdiklerini yaparsan Allah seni sever. Kendisi öyle vaat ediyor. Sevdiklerini seversen, istediklerini yaparsan istediğini alırsın. Ha? Rızasını tahsil ettin mi? Gerisi kolay. Yusuf abi. Mal sahibi var. Ah. Bak şimdi. Genişletiyorum ama hayata ve aileye uygulanmayan dersi 3. kez söylüyorum. Beni memnun etmiyor. Ama bazıların hoşuna gitmez. Gır gır gitmeyiz. Kimsenin elini tutmuyoruz. İsteyen istediği yere gidip okusun. Bizim ders böyle. Hayata ve enfuse uyguluyorum. Ben dersten zevk alıyorum. Yani aile uygulayacağız. Ya bu kadın namaz kılıyor mu kardeşim? Tesettür var mı? Seviyor. Bak Allah seviyor. Sabret öteki taraftan. Bir tane söyle dedi. Bir insan dört dörtlük olsa dikdörtgen olur diyor. O zaman da yani olmaz yani, tamam mı? Olmaz. Hani bu dünya acayiptir. İniş çıkışlarla dolu ya. Alim-i kevni fesattayız ya. Yani böyle
bazı, bu ikinci söyleyeceğim derste, bazı tipler var. Yani bizde de var, bende de var o tarafım da bastırılmış, yani çıkmıyor. Yani bir tenkit marazı var ki, hastalığı var ki, Allah Resulü'nü görse inan onda da kusur bulacaktı ya. Allah da buluyor da. Niye diyor 9. sözde kafir Allah'ın düşmanıdır? Niye istediğimi yapmıyorsun diye. Allah diyor niye benim istediğimi, kafir niye Allah'ın düşmanı diyor Mesnevi'de. İstediğim arzu, şeyleri, arzuyu beka, beka istiyorum. Niye beni faniye koydu? Allah düşman olmalarının sebebi inkarlarından dolayı değil ki. Bir şeyi düşman olabilmek için şeye, unutmayın bu mantığı. Bir şeye düşman olabilmen için o şeyi onaylaman gerekiyor. O var ki düşmansın. Kafirin Allah düşmanı olması, kafir Allah'ı düşmanlığıyla ispat ediyor. Allah vardır diyor. Olmayana düşman olunmaz ki. Düşmansa demek onaylıyor. Var yani. Binler teessüfler ki şimdi müthiş ilanların hücumuna maruz bir çare ilim, ilim ve ehli diyanet sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane edip birbirini tenkitle, tenkit ne yapar? Yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Tenkit ettiğin adam yılanlar kuyusuna atıyorsun. Onu yiyecekler yani. Memnun olacak mısın? Bak şimdi arkadaşlar. Bu meşhur bir menkibedir. 3 tane öküz varmış. Çobanlık yapanlar bilir. Öküzler yatacağı zaman dağda veya ovada akşam kışlarını sırtlarını arka arkaya getirirler. Kafaları dışarıda yatarlar. Öküzler. Burada böyle böyle. Yaban öküzlerde daha çok. Hani onlar filmlerde gözüküyor. Böyle 3 tane öküz beraber sırt sırta verdikleri için kurtlar hiçbir şey yapamamış. Aslanlar hiçbir şey yapamamış. Nasıl yapacak yani? Çünkü çok kuvvetlidir. Kuvvet bakımından öküz daha kuvvetlidir. Oyunuz da böyle darmadağın ediyor yani. Şimdi sırtı sırta gelince kim de yanaşabilir? Ama ne yapmış? Bir tanesi gitmiş. Aslan demiş ki bir tanesini tek görünce, bak sana ben bir şey demem. Sen bizimle, bizim kafadarsın. Şu 2 tane var ya senin dışında, o bir tane var, o. Hello. Onu biz alalım. Bize karışmayın. Sen de karışma, bu arkadaşınla. O bir tanesi duymuyor. Sizi hiç dokunmayacağız. O size hiç uymuyor. Yanlış o. Söz size dokunmayacağız. Peki diyor. O ikisi karışmıyorlar onu yemeye. Onu yiyorlar. Hayli zaman geçtikten sonra onlardan bir tanesine gidiyorlar. Bak. Bunların içinde uydu ama bu da işte sana uymuyor. Sana söz. Sana kesinlikle şey yapmayacağız. Sen bunu biz yerken sen buna da karışma. Ona da evet diyor. Hayli zaman sonra bu tek ya. Gülüyor. Gülünce o öküz diyor ki ben diyor şimdi değil diyor. Ben ilk öküzü verdiğim zaman kaybetmiştim. Ben şimdi kendimi değil şu anda. Kayıp, şu anda kayıpta değil. Ben ilk arkadaşımı verdiğim zaman, dava kardeşimi verdiğim zaman, yoldaşımı size teslim ettiğim zaman zaten kaybetmiştim. Âli ruhlar ve merhamet ve şefkatli bir ruhlar kardeşini atar mı kusuru için? Onları safına iter mi? Bizdendir ya. Sen kendi evladı ne kadar yaramazlık da yapsa atar mısın ya? He Yusuf abi? Atmıyoruz ki abi. Kediyi de atmıyoruz ki abi, köpeği de atmıyoruz. Bizim yeğenin evin kedi şeye kuş getirdi. Tam içeceğim, limonda sıkmışım. Öyle harika bir dersten gelmişim. O kuş pat diye nasıl olduysa ayağını vurdu işte. Bir de oturdu içine banyo yapıyor şişenin şey bardağın içine. Ha böyle önümde. O ne güzel özenerek limonata yapmıştı. Ha böyle bir tane vur bardakla beraber
diyesin geliyor. Yok ya, niye yapacağız? Niye? Niye yapmıyorsun? Bunu yapmıyorsun. Çocuğuna da yapmıyorsun da. Niye dava arkadaşının kusuru için hemen atıveriyorsun? Atıyoruz yani. Burada ailemiz de öyle. Dava arkadaşımızdır ya. Hemen ne atıyorsun kardeş? Abi dayanamıyorum ya. Sanatkar ol. Yönetici ol. Yönetmeyi becermen lazım. Yani paldır küldürle iş olmuyor kardeşim. Tabiatını bilmen lazım. Doğayı bilmen lazım. Ne alakası var? Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, yazın diyor, şey senede iki defa diyor, kan vücudunuzda farklı iş yapar. Tamam mı? O zaman helak olursanız sebebi sizsiniz diyor. Bir ilk baharda, bir son baharda. Yani şu, ağaca su gittiği zaman yukarıya, bir de ağaçtan su çekildiği zaman, o zaman da kanın deveranı değiştiğinden dolayı psikolojiler o zaman alt üst oluyor. Psikoloji sıkıntılar şimdi sonbaharda. Şu anda başladı safer ayında. Şöyle bazılarına bir ay, bazılarına üç aya kadar sıkıntı devam eder. Bir de suyun hareket ettiği zaman ağaca. Hem kendine hem karşına sakın sabırlı ol. O zaman hacamat yapın diyor. Çünkü biyolojinin dediği kökteki suyun o biyolojik yapıyla öyle çıkmıyorsun. O sistemi anlatıyor. O çekim yasası denilen adetullah ayın yaklaşması nispetinde suyu, kökteki suyu yukarıya çekiyor. Dünyayı tutan yasa var ya, o. Şimdi ağacın altındaki suyu tepeye götüren güç senin ayağının altındaki kanı tepene çıkarmayacak mı? Kanım tepeme geldi ha. Dedim diyoruz ya. O zaman hacamat yapacaksın. Hacamat yap. Ve o aylarda sabırlı ol. Cinli hastalar, psikoloji hastalar bu iki zamanda çok aktif olur. Yani en çok biz bu aylarda sıkılırız. İlkbahar ve son. Peki seninle alakası var mı? Eşinle alakası var mı? Kardeşinle alakası var mı? Hayır. Bu doğayı onun için dedim. Tanımak lazım. Bir de yaşadığın ev, daha önce kim kalmış? O binanın alt üst, hani böyle kalemle delsem, amudurun uğran, üstte kim oturuyor, onun üstünde kim oturuyor? Altında kim oturuyor, altında kim oturuyor? Onun şerliliği de sirayet var ya, eğer o evde Kur'an okunmuyorsa, onların sirayeti sana sirayet eder. Nasıl eder? Balkonda bir balık pişirse, dumanı sana gelmez mi? Çocuk atlasa, gürültü sana gelmez mi? O da geliyor işte. Çünkü günahlar da duvarı kabul etmiyor ya. Ancak duvar Kur'an okuyarak. Yani etrafınızda sağa komşularda oluyor. Böyle denmemiş. Bak sağ komşu aşağı yukarı amudu nuranı. Onun için eşinin böyle sıkıntısını ve kendi sıkıntın biraz önce anlattığı malum günler. Bir de malum bu doğa fıtrat hadiseleri. Bir de etrafımızda gelişen bu işte komşuluk şeyi. Ya az bir hissede kalıyor, onu da affet yani. Anladın? Yani sanatı anlatmaya çalışıyorum. Sanatkar ol. Zanaat başka, sanatkar ol. Yani kendini yönetmeyi bildiğini, onunla uyumlu tarafını bulursun. Yönetemeyecek, yönetilmeyecek eş yoktur. İdare edilmeyecek eş yoktur. İdare edemeyen var. Ya sen konuşuyorsun diyorsun, yani vakıfsın, kökersin, hayır öyle değil. Senin bir eşin var, benim binlerce eşim var. Senin bir, iki, üç çocuğun var, benim binlerce çocuğum var. Sen bir yerden sorumlusun, bir binadan, daireden. Ben binlerce yerden sorumluyum. İnan, bugün gördün Raşit. Kahvaltı da yapamadım değil mi abi? Aynı anda telefonla üç kişiyle hem sizinle, hem onunla, hem onunla. Hem bununla, hem bununla. Sen bir dakika dur diyorum, sana söylüyorum diyor. Öyle mi değil mi abi? Vallahi yemek de yemedik ya. Yedik de yemedik. Hani öyle değil, sohbet edecektik, yapamadık. Yani sorumluluk var demek istiyorum. Niye söylüyorum? Acındırmak için değil. Yani benim tuzum kuru değil. Yönetebilmek sanattır, sanat. Tenkit etsin kardeş. Bak edildiğin zaman beni etmiyorlar mı? En fazla benim kardeşiniz olarak en tenkite maruz benim burada.
Çok ediyorlar. Nasıl yapıyorum? Bakıyorum kendime, hakikaten o bende varsa vallahi billahi diyorum ki Allah sizden razı olsun. Diyorum. Peki küfür eden var, haksız adam. Hepsine de şunu diyorum. Hakkım helal olsun. Benden dolayı sizi haşir meydanında Allah hesaba çekmesin. Allah ıslah etsin. Allah hayrınızı artırsın diye dua ediyorum. Sizin yüzünüzde de söylüyorum. Hiç kimseye gücenmiş değilim. Hiç kimseye hakkımı bilmem şey yapmamışım. Yani. Helal olsun. Küfür eden, hakaret eden ne diyorum? Helal ediyoruz. Sen de eşinin, dostunun hakkını helal et. Yapma. Yani yaşanır bir hayattan örnek veriyorum. Tenkit ediyor. Etsin bakıyorum. Allah Allah. Demek ki Allah müsaade etmiş. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Bana ben de bunu hak ediyorum. Başka bir yerde suçumuz var. Hakikaten o kadar suç var ki bak kendine dön. Böyle böyle yaptım. Senin başka bir yerde suçun var. Hani var ya hırsız hakim cezalandırmış 26. sözde. Adam çocuk ondan hakikaten suçsuzdu. Ama hakim zulmetti. Çocuk suçsuzdu ama hırsızlıkla ispat edilmeden cezayı verdi. Ama kader adalet nasıl etti? O çocuğun hırsızlıkla değil, başka hakimin de bilmediği başka suçu vardı. Onu affettirmek için Allah bu zalimi musallat etti. Başka suçu var. Mesela bunda hak etmemişti bu cezayı ama bak, sırkat de diyoruz sahnede geçiyor. Hırsızlığın suçu yoktu. Mahkum ceza verdi, hapsetti. Ne diyecek o mahkum? Diyecek ki, evet benim hırsızlıkla suçum yoktu. Fakat hiç kimsenin bilmediği benim otellerde falan suçum var. Dediğin anda ne oluyor biliyor musun? O hakimin haksız sana verdiği ceza, senin bildiğin Mustafa, geçmiş günahını hatırladığın anda otomatik onun karşılığı oluyor. Kefaret oluyor. Onunla Allah seni temizliyor. Bildiğin anda. Yani ben içeriye girdim. Öyle bir şey. Oturdum. Hakikaten bu kadar hak etmemiştik yani. Bu kadar külli bir hucu. Allah Allah. Döndüm geriye bir baktım ki az bile. Öyle günahlarım vardı ki. İnşallah ya Rabbi onlara kefaret yap. Dile getirip de ya Rabbi onu affet diyemeyeceğim, utancımdan diyemeyeceğim günahımı da affet yap dedim. Ve memnun oldum. Hiçbir zaman gördünüz mü isyan ettim? Etmem haşa. Yani örnek vermeye çalışıyorum. Bir şeyi anlatmaya değil yani göstermeye değil. Hayatınızda, ailenizde böyle olun. Bak beni geniş dairede küfür edenler var. Helal olsun hakkım diyorum. Çünkü bilmiyor. Bilse yapmaz. Ben neyin hesabına çalıştığımı bilmiyor. Neye karşı durduğumu. Musa aleyhisselam kime karşı durdu? İbrahim kime karşı durdu? Vesaire durduğumu. Ben kime karşı durduğumu bilmiyor. Ve biliyor başka sebep olsun. Bilen ve bilmeyen. Sen de eşine affet ya. Ya biyolojik zaafı var. Ya ahlaki bir sorunu var. Ya da doğanın o aydaki onun yüklemesi var. Ve oturduğu binanın altta üstte sirayeti var. Affet ya. Ne yani kaç gün kaldı ki? Dişinizi sıkın yakında öleceksiniz zaten. Bir şey kalmamış. Af, acayip. Affedince onu affettiğini zannediyorsun ha. Bak şimdi. Mesela Yusuf seni kızıyorum şimdi abi tamam mı? Nasıl kendi alemimde evdeyim sen falan. Yusuf'a bakın koyun o zaman ya şunu ne biçim ondan falan. Yemek yaparken hep indi birini Yusuf. Ben neredeyim? Hapisteyim. Kafam bitmiş benim. Kafam bitmiş. Bu dolusu kaç gram gelir? 100 gram gelir. 100 gram. Kaldırırsınız değil mi? Misal verdim hep. 10 saat böyle tutun. Bu ne kadar olur? 10 kilo rahat olur değil mi? Kalkar mı? Naci kalkar mı? Kalkmaz. Böyle tutamaz yani. Ha, bu tenkitlerimiz var ya kafaya taktığımız zaman. Durdukça ağırlaşıyor. O zaman affedersen oradan sıyrılıyorsun. Af ona iyilik değil. Af kendini hürriyetine kavuşturmaktır.
Hürriyet nedir biliyor musunuz? Hürriyet. Bak şimdi. Hürriyet okuyayım bak. Bugün yazmıştım. Hürriyet değil, özgürlük. Ayet-i Kübra'yı okurken yazdım bunları. Özgürlük kendi şöyle diyeyim, buradaki ilmi tabir yapmayayım da uygulamalı yapayım. Özgürlük, dış dünya var ya dış, hani eylem. Eylem dünyamı ihtiyarımla, içsel fikir, his ve duygularımı irademle hudutlarsa hür olurum. Kendimi kendimle kayıtlarsam, hudutlarsam hürüm. Beni başkası kayıtlarsa köle olur. Eylem yapacağım ben bunu. Bir daha tarif yapayım. Eylemini de göstereceğim. Özgür insan kimdir? Özgür insan dış dünyayı ihtiyarıyla, içsel alemini iradesiyle, haddini belirleyip hududunda kalabiliyorsa, yani kendisini kendisiyle kayıtlayabiliyorsa bu insan özgürdür. Hariç bir insan eğer bunu kayıtlarsa o köledir. Mesela ben aylarca çıkmam evden, özgürüm. Ama bir tanesi dese ki ya seçim ihtilal, evden çıkmayacaksın bir saat. O cehenneme döner benim alemimde. Ben zaten dershaneden pek çıkan adam değilim. Hapishane bana ne oldu? Hapishane oldu. Çünkü birisi bana dedi ki çıkmayacaksın. Uygulama yapayım şimdi. Bu lafı söyledik. Birincisi neydi? Dış dünyayı ihtiyarımla. Dış dünyamızı tanzim eden bizim yap, yapma, de, deme, git, gitme hangi kitaptır? Kastamonu layıkası. Dış dünyamızı Kastamonu'yla. İçsel fikir, his, duygu ve latifelerimiz. Dört. Fikir, gir içeriye. Fikirden his, histen duygu, duygudan latifeler oluşur. Fikirlerimi, hislerimi, duygularımı, latifelerimi kontrol altına alıp kayıtlayan, hudut getiren emirdar layıkasıdır. Bunu ömrümü vererek diyebildim yani. Veya doğru zannediyorum. En az 40 senelik meyvenin sonucu bu. Bu budur, bu da budur. Malum bir kişi hasta, hapishane ziyaret etmiştim. Benden önce o girmişti. Sende dedim ilim sorunu yok, depo gibi ilim var. Fakat sende şu, nerede neyi söyleyeceğini bilmiyoruz. Onun adı da ilmi siyasettir. Biz o hapishanede onu duyduk. İlmi siyaset kim, kime, neyi, nasıl, niçin, neden, maksat ve makam itibariyle söylemek ve yapmak. E kardeşim dedi, kim, kimi, nerede, neyi, nasıl yapacağını, ben bunu nereden öğreneceğim dedi. Ben ilmi ezberledim. Bunu laikalardan öğreneceksin dedi. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin laikalarından öğreneceksin. E bana ne hediye getirdin dedi. Arapça işaret cihazda, Arapça Mesnevi Nuriye. E niye bir tanesini getirmedin o ilmi siyaset kitabını dedi. Dedim inşallah çıktığın zaman sana hediye edeceğim. Evet. Özgür insanı anladık mı abim? Kendini kendinle kayıtla, hür olursun. Kendini başkasına kayıtlandırma. Köle olursun. Bir de hürriyet. Dünyada cennete gitmenin yolu aftır ya. Tenkitini af. Af ne biliyor musunuz? Af şöyle bir şey. Beden. İnsanı bununla zannediyoruz. Düşünürken bedenden çıkıyorsun demektir. Birinci mertebe geçtin. Düşünceler seni hisse götürür. Neyi düşünüyorsan duyguları kıpır kıpır olur. Sonra duygu olur, latife olur. Yani arkadaşlar, düşünen insan bedeninden çıkmış demektir. Nereye taşınıyor? Düşüncesine taşınıyor. Orada yaşıyor artık. Oranın şartlarında bulunuyor. Neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz. Ya cehennemdir senin o anda ya cennettir. Düşüncelerin senin cennet ve cehennemini oluşturuyor. Yani fethulü fi ibadi ve fethulü cenneti. Cennete gidecekler demiyor. Gir cennete diyor.
Ama cennet nerede? Düşüncelerimiz bizim hususi dünyamızı oluşturuyor. Neyi düşünüyorsanız oraya taşınıyorsunuz. Oraya giriyorsunuz. Oranın şartlarıyla teneffüs ediyorsunuz. Onu yaşıyorsunuz. İyi mi olmak istiyorsun? Düşüncelerini değiştir. Böyle bir yer yok. Mekke'ye de gitsen, Londra'ya da gitsen, Medine'ye de gitsen, Moskova'ya da gitsen aynı. Hiçbir şey ne yemekle ne elbiseyle ne şu ne bunla değiştiremezsin. Düşüncelerini değiştirmedikçe dünyada mutluluk arama. Cennette, cehennemde onun içinde. Mesela yatıyorsun. Seni kollaman öteki odadaki rahatsız oluyor. Ama sen bunu duymuyorsun. Rüyada oho, geçtin. Nereye geçtin? Alemi misalin daireleri olan dairelerinden biri olan lef-i misaliye geçiyor. Aha! Allah neler duyuyor ama kendi kollamasını duymuyor. Karşıdaki oda duyuyor. Neler diyorlar, söylüyor, duyuyor, görüyor. Sen orada yaşamıyor musun? Haram, helal da yok ha, her şey serbest. Hepsini aynı, hayal gibi de değil. Gerçeğini yaşıyorsun. Ha, rüya seni nasıl küçük bir dünyansa, düşüncelerin de bunun gibidir. Rüya uyku alemindeki hususi dünyan, düşüncelerin gündelik hayatındaki dünyadır. Onun için herkes dünyasında yaşar. Kimse Polatlı'da yaşamaz. Polatlı'da bedenini dolaştırıyor. O zaman düşüncelerini ver bana, ben de sana hususi cennetini vereyim. Cennet gibi hayatı sana vereyim. İnan bana. İşte Kur'an ahlak mefhumunu düşüncelerimizi kıblesine koyuyor. Düşünce. Mesela tenkit, af, karşıya değil, kendi ahlaki bir sorumluluk, ahlaki bir şey. Mesela ben onu tenkit ettim, onu yapıyorum zannediyorum. Onu affetmedim. Kuruyorum kendi alemimde ya. Kurguladım, bu nasıl dedi, niye dedi, ona bir zararı var mı? Benim kendimi kahrettim ya. Beni köle etti. Haset nedir? Kuyuya inmektir. Yusuf'u kardeşleri indirdi. Niye? Hasetten. Haset. Peki Nemrut niye İbrahim'i mi ateşe attı? Nemrut. İnadından dolayı. Üstad diyor ki Nemrut'un özelliğini Nemrudane inadı diyor. Şişti şişti kabardı. Firavun neydi? Kibirinden dolayı. Peki nedir? Eğer inat edersek Nemrut gibi kafamız parçalanır sinekle. Eğer kibredersek Firavun gibi boğuluruz. Kendi gayzımızın içinde. Bu da sinek gibi hadiseler yani bizi bitiriyor. Bitiriyor. Sinek gibi hadiseler Nemrut'u geberttiği gibi bizi de gebertiyor. Öldürüyor. Aleyküm selam. Ya. Mesela küçük bir sinek ne yaptı onu? Nemrut'u bitirdi. Küçük hadiseler ya. Yatamıyorum bana. Af yolunu seçeceksin. Tenkit yapmayacaksın. Haset etmeyeceksin. Yapacaksın. Hakkı rendeşlemek adına. Niçin yapacaksın? Ona iyilik değil. Kendini kurtaracaksın. Onu affetmek, onu af gibi gözüküyor. Onu af değil esas. Birinci derecede kendini hapisten çıkarıyorsun. Haset etmeyince kuyudan çıkıyorsun. İnat etmeyince yanlışa kafandaki parazitlerden çıkıyorsun. Kibir yaparsan Musa'nın arkasında boğulan Firavun gibi boğuluruz. Kibir. Ya. Özgürlüğü anladık. Tenkit etmeyeceğiz. Haset etmeyeceğiz. Gıybetle işimiz olmayacak. İşimize bakacağız. Kendimizi yapılandıracağız. Ondan sonra insanın beden ve kemikten ibaret olmadığını, 18 bin alemin hulasası olduğunu, şeytanlık da bizde, meleklik de bizde, 18 bin domuz da bizde, kadın da bizde, erkek de bizde, öküz de bizde, derede, taşta, her şey bizde. Olabilir, insan yapar her şey diyebilir. Allah bile kusurlardan dolayı yukarıdan aşağı taşa aldırmıyor. Taşa aldırmıyor.
Yani hemen biz de bu cezaya tevessül etmememiz gerekiyor. Bakayım ne kadar geçti. 45 dakika gibi olmuşsa keseceğim inşallah. O tam bir saat olmuş. Güzel inşallah. Sorusu olan var mı? Amin. Bahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.